Siz hiç elinizde bir dut yaprağını tuttunuz mu? Onu dişlerinizin arasına alıp tadına baktınız mı? Kokladınız mı ya da hışırtısını duydunuz mu? Acaba bu güzel yaprağı oluşturan şeyin hangi maddeden yapılmış olabileceğini anlamak için onu parmaklarınızın arasında parçaladınız mı? Bu sorular yüzyıllar önce mutasavvıfların da akıllarına gelmiş. Ve tek bir dut yaprağını inceleyerek Yaradan'ın sadece o dut yaprağının içinde değil, bütün evrenlerin içinde de yer aldığını fark etmişler. Buna, bilgiye gönül yolunu kullanarak varmak adını vermişler. Başka bir çareleri de yokmuş. Çünkü onları bu bilgiye ve duyguya ulaştırabilecek olan başka bir yol bulunmuyormuş. Bilirsiniz, görme engelli olanların diğer duyuları bu engeli ortadan kaldırabilmek için normal bir insanınkinden daha fazla çalışırlar. Böylece duyma, tatma, koklama ve dokunma duyuları da çok daha fazla gelişir ve keskinleşirler. Bu nedenle geçmiş dönemlerin bilgeleri, gerçeğe varma yöntemi olarak sadece tek bir yolu, yani gönül yolunu ya da kalp gözünü kullanmak zorunda kalmışlardı. Günümüzde bizler o dönemdeki insanlardan çok daha şanslı ve avantajlı bir konumda bulunuyoruz. Bilimin geliştirmiş olduğu teknolojik aletler, bizim beş duyumuzun kapsama alanını aklımızın alamayacağı oranda genişletti. Biz artık bir yaprağın ne olduğunu anlayabilmek ve onun hakikatine erişebilmek için akıl yolunu da kullanabilecek bir düzeye ulaşmış durumdayız. Elektron mikroskoplarını kullanarak dut yaprağını oluşturan katmanları tek tek görmek ve tespit etmek artık mümkün. Yaprağın bir alt katmanında hücreler yer alıyor, onun bir alt katmanında da genler var. Genler DNA'lardan oluşuyorlar. DNA'ların bir altına inildiğinde ise elektronlarla karşılaşılıyor. Elektronun alt katmanında atomun çekirdeği yer alıyor. Kuantum fiziği atom çekirdeğinin de altına indi ve orada çok ilginç bir kaynakla karşılaşıldı. Kuarklar. Gerçi artık kuarkların altına doğru da yolculuk ediyor bilim. Ama biz şimdilik kuarklarda duralım. Herhangi bir görüntüye sahip olmayan kuarklar, kendilerini sürekli olarak titreşip duran bir enerji olarak ortaya koyuyorlar. Ve evrende var olan canlı cansız her şeyin temelinde bu ortak enerji kaynağının yattığı kesinleşmiş durumda. Elma yaprağı da aynı kaynaktan var oluyor. Dağda, denizde, insanın beyni ve hücreleri de. Yapraktan kuarklara giden yoldaki her bir katmanın kendilerine özel bir dünyaları var. Hücreler, genler, DNA'lar, elektronlar, protonlar, nötronlar. Her birisi kendi dünyasında kendi görevlerini yerine getirmekle yükümlüler. Belki de bir üst veya bir alt katmanın farkında bile değiller. Ancak onların bu birbirinden ayrı gibi duran etkinlikleri, büyük bir akıl tarafından birbirlerine bağlanmış ve örülmüş durumda. Biz buna hakikatin ya da gerçeğin bütünü diyoruz. Bu tanım, bütün katmanların ve parçaların kendi görevlerini yerine getirirlerken, aynı zamanda bütün sistemin birlikte var olmasına ve yaşamasına da katkı yapmaları anlamını taşıyor. Ya da daha güncel bir yaklaşımla buna evrendeki dolanıklık ilkesi diyoruz. Yüzyıllar önce ise mutasavvıflar, bambaşka bir yoldan giderek ulaştıkları hakikatin bu ortak kaynağına kuark değil, vahdet adını vermişler. Sistemin birbiriyle örülü olduğunu belirtebilmek için de onu bir insan vücuduna benzeterek tanımlandırmışlar ve adına vahdet-i vücut demişler. Bilim bizim görme engelimizi kaldırdı. İnsanlığın gözleri açıldı. Artık hakikati net olarak görebilme imkanına sahibiz. Binlerce yıllık insanlık kültürü çok daha yüksek bir boyutta birbirini tamamlar ve bütünler bir hale geldi. Ve biz buna holistik evren tasarımı adını veriyoruz.